Şeref Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün hem bayan hem de erkek örgülerinde kullanabileceğiniz yeni burgulu bir model hazırladım sizlere. Model hem angora iple hem de orta kanatlı bir iple çalıştım. Bayan yeleklerinde ince iple nasıl durduğunu görmenizi istedim. Burada çalıştığım modellerde lastiğin yapılışını da anlatır mısınız diye yorumlar geliyor. Lastiği bağlamalı lastik yazdığınız takdirde anlatımına ulaşabilirsiniz. Önce modelimizi hesaplarken 10 ilmek ve katlarını hesaplıyoruz. Daha sonra 6 ilmek ilave ediyoruz. Böylece şu kenarlarda da modelimiz devam etmiş olacak. Ben aynı şekilde 3 tane modelin üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. Ben ilmeklerimi şişime taktım. Bir sıra kıvrılmasın diye düz örgü ördüm. Şimdi hemen modelimi uygulamaya başlıyorum. Başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada bir tane kenar ilmeği kullandım. 5 tane ilmeğimi ters olarak kullandım. Daha sonra 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Alt ilmeğimi düz ördüm. Arada 4 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Altı düz, 4 tane ters şeklinde örgümüzü örmeye devam ediyoruz. 6 tane tekrar düz ilmek örüyorum. Altı düz, 4 ters şeklinde ilmeklerimizi örüyoruz. Orta kısımlar 6 ilmek düz, 4 ilmek ters devam ederken sadece iki kenarlarda ters ilmeklerimizin sayısını 6 tane olarak bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sadece bu iki kenarda modelimizin tam gelmesi için 6 tane ters ilmek bırakıyoruz ama modelimizin diğer kısımlarında 6 tane ilmeğimizi düz örerken 4 ilmeğimizi ters örüyoruz. Şu anda örgümün arka yüzündeyim ve ilmeklerimin tamamını olduğu gibi terslerimi ters, düzlerimi düz örerek devam ediyorum. Örgümün ikinci sırası ve şu anda arka yüzden örmeye devam ediyorum. Arka yüzden ilmeklerimi aynen örerek tamamladım. Biraz önce 10 ilmek ve katları artı 6 ilmek derken ben şu anda ilave ettiğim birer tane kenar ilmeğini bu sayıya katmamış oluyorum. Birer tane de kenar ilmeği ilave etmek istiyorsanız 10 ilmek ve katlarını hesaplayıp 8 tane ilmek ilave etmeniz gerekiyor. Ön yüzdeyim, örgümün 3. sırasındayım ve ilmeklerimi olduğu gibi aynen örmeye devam ediyorum. Aslında çok kolay bir model. Sadece bir sırada model kuruluyor. O da burgu kısmı biraz belki karışık gelebilir. Onun dışında bu şekilde 6 ilmek düz, 4 ilmek ters şeklinde 4 sıra örüyoruz. Örgümün tekrar ön yüzüne ve 4. sırasına geldim şu anda. Pardon, burası arka yüz. Ön yüzünü tamamladım. 4. sıradayım ve arka yüzdeyim. İlmeklerimi aynen olduğu gibi örüyorum. 4. sırada arka yüzden. Ön yüze gelince modelimi kuruyorum. Dördüncü sırayı arka yüzden tamamladım. Beşinci sıraya geçtiğim zaman ön yüzde modelimi kuruyorum. Ters ilmeklerimi aynen olduğu gibi örüyorum. Model sadece düz ilmeklerde kuruluyor. Ters ilmekleri aynen ördüm. Şimdi burayı dikkatlice izleyelim. Sadece dikkat edilmesi gereken kısım sadece burası. İlk başlangıçtaki iki tane ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonra ortadaki kalan iki ilmeğimi başka bir şişe geçiriyorum. Bunun burgusu çok değişik olduğu için iki şişle yapılması çok zor. O yüzden üç şişle anlatıyorum. İlk iki ilmeği örmeden şişime geçirdim. Ortadaki iki ilmeği de başka bir şişime geçirdim. İlk olarak en sonda kalan bu iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum.
Daha sonra şimdi bu ilmekleri arkadaki 4 tane ilmeğe, ortada kalan 2 ilmeği öne çektik. Arkada kalan 4 ilmeğe burgu işlemi yapıyoruz. Bu arkada kalan 4 ilmeğe burgu işlemi yaparken ön taraftan ilk başta örmeden atladığımız 2 ilmeğimizi işimize takıyoruz. Daha sonra diğer 2 ilmeğimizi arka taraftan ördüğümüz 2 ilmeğimizi sağ işimize takıyoruz. Arkadan 2 ilmeğimizi ikişer tane bu şekilde burgu işlemini yapmış olduk. Daha sonra bu ortada diğer işimize aktardığımız ilmeğimizi işimize geri takıyoruz ve bu ilmeklerin hepsini düz olarak örüyoruz. Sadece kafanızı karıştıracak olan bölüm burasıdır. Şimdi tekrar tekrar göstereceğim, birlikte yapalım. Çok değişik ve hoş duran bir model. Aradaki 4 tane ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Düz ilmeklerime geldiğim zaman bu düz ilmeklerime burgu işlemi yapmak için ilk 2 tanesini örmeden sağ şişimi alıyorum. Ortadaki 2 tane ilmeğimi de başka bir şişimi alıyorum. Daha sonra ilk olarak en arkada kalan 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve ilk baştaki örmeden şişime aktardığım ilmeklerimi ön taraftan diğer şişime takıyorum. Arka taraftan da ördüğüm ilmeklerimi şişime aktararak bu tarafa geçirmiş oluyorum. En baştaki ilmekleri şu anda en sona aldım. En sondaki ilmeklerimi ise en başa almış oldum. Ortadaki başka bir şişe geçirdiğim ilmeklerimi de örmek üzere tekrar sol şişime geçiriyorum. Ve bu ilmekleri dördünü birden düz olarak örüyorum ve burgu işlemimi yapıyorum. Aradaki 4 tane ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Gözünüzü korkutmasın, çok zor değil. Sadece bu kısmı biraz oyalıyor. Onun dışında hepsi ilmeklerin aynen örülerek gidiyor. İlk 2 ilmeğimi örmeden diğer şişime aktarıyorum. Ortadaki 2 ilmeğimi başka bir şişime alarak ön tarafa geçiriyorum. Bu arkadaki ilmeklerimi burgu işlemi yapmak için şöyle öreyim. Önce en sondaki 2 ilmeğimi örüyorum. Daha sonra en baştaki 2 ilmeğimi ön taraftan diğer şişime geçiriyorum. Arka taraftan ördüğüm ilmeklerimi sağ şişime geri alıyorum ve yer değiştiriyorum. En sondaki ilmeklerim en başa, en baştaki ilmeklerim de en sona geçirmiş oluyorum. Bu ilmeklerim tekrar ortada kalacak şekilde şişime geri takıyorum. Yani biz bu ortadaki ilmeklerin yerini değiştirmemiş oluyoruz. Sadece en baştaki 2 ilmekle en sondaki 2 ilmeğimizin yerini değiştirmiş oluyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizi aynen örerek devam ediyoruz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Örgümün ön sırasındayım ve tekrar ilmeklerimi aynen olduğu gibi örüyorum. Terslerimi ters, düzlerimi düz olarak devam ediyorum. Arka yüzden de ilmeklerimi aynen örerek geldim. Şu modelimin arasındaki ters sıraları saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e tamamlandığı zaman modelim bitmiş oluyor. Bu sefer ters ilmeklerin olduğu yere burgu modelini, burguların üzerine ise ters ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlk baştaki ters olarak ördüğüm ilmeklerimi 6 tane düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 6 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir tane daha düz örüyorum. Burası toplamda 7 tane düz ilmek oldu. 4 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar 6 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Aynı ilk baştaki gibi 6 ilmek düz, 4 ilmek ters şeklinde ilk sıramızı kuruyoruz. Örgümü 4 sıra boyunca
6 ilmek düz, 4 ilmek ters şeklinde örüyorum. Şu aradaki ters ilmekleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane olduğu zaman 5. sırada ön yüzde tekrar burgu işlemimizi yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk 2 ilmeğimi örmeden aktarıyorum. Bu burgunun tek püf noktası benim söylediğim yolu izleyerek geçiyorum maalesef. Başka bir yolu yok. Ortadaki 2 ilmeğimi başka bir şişe aktarıyorum. En sondaki olan 2 ilmeğimi önce düz olarak örüyorum. Daha sonra ön taraftan başlangıçtaki 2 tane örmeden atlattığım ilmeğimi şişime takıyorum. Ve örgümün en sonuna geçiriyorum. En sondaki ilmeklerim en başa, en baştaki ilmeklerimi de en sona geçirerek yer değiştiriyorum. Ortada kalan diğer şimdiki ilmeklerimi tekrar şişime geri takarak ortaya geri alıyorum. Ve bu ilmekleri düz olarak örüyorum. Arada 4 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir kez daha göstereyim. Burgu işlemi yaparken ilk 2 ilmeği örmeden atlatıyoruz. Ortada kalan 2 ilmeği ise başka bir şişe atlatıyoruz. Ve en sondaki 2 ilmeği ilk başta düz olarak örüyoruz. Daha sonra ön taraftan iki tane ilmeğimizi diğer şimdiye geçiriyoruz. Ördüğümüz ilmekleri de şişimizle arka taraftan örgümüzün başına alıyoruz. Böylece baştaki ilmekler sona gitmiş oldu. Sondaki ilmekler de başa geçmiş oldu. Diğer şişime taktığım ilmeklerimi şişimin ortasına tekrar takıyorum. Ve bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Daha sonra 4 tane ilmeğimi ters olarak örerek devam ediyorum. Her modelimin boyu 2, 4, 6, 8 tane olduğu zaman tekrar ilmeklere yer değiştirerek burgularımızı tekrarlayarak devam ediyoruz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin sevgili hanımlar.